الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المكسور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أحمده سبحانه وتعالى على كل مقدور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة تنجي قائلها من ظلمات القبور أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأسرائه الكاملين في عهده خصوصا منه على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Ey müminler, Cenab-ı Allah'a hamdü sena ederiz ki bizi hidayetle ve Habibinin ümmetlerinden olmaklıkla şereflendirdi. Ve bi şükri tedumun ni'am hükmünce nimet ancak şükürle devam eder. Yani nimeti nimet olarak bilip ona şükretmeyen kimse çok geçmeden o nimetin zevaline mahkum olur. Nimet elinden gider. Cenab-ı Allah'ın bize en büyük lütfu ihsanı bizi İslam olarak yaratıp Habibinin ümmetlerinden kılmasıdır. Bunun üzerinde daha yüksek bir şeref olamaz. Elhamdülillah. Bu şerefi bize lütfeden Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü sena ederiz. Ey müminler! Elbette ki bir kimseler bir rütbe sahibi olduklarında o rütbeyle iftihar ederler. Ve o rütbeyi aşağılatacak, o rütbeye yakışmayan iş ve hareketlerden iştinab eder, sakınırlar. Bu dünyaya ait olan bir şeydir. Dünya rütbelerine
itibar eden kimseler elbette ki o rütbelerine göre kendilerini idare eder ve aşağılık işlerden sakınırlar. Pekala. İman ve İslam şerefi. Bunun üzerinde bir şeref var mıdır? Cenab-ı Allah'ın huzurunda bundan daha ileri bir rütbe sayılıyor mu? Dünya rütbelerinin hiçbirisinin ahirette hükmü yoktur. Dünya rütbeleri aslında o kul teneşire yatıncaya kadar, musalla taşına gelinceye kadar, musalla taşında artık dünya rütbelerinden hiçbirisi söylenmez. Ondan ötede senin kıymet ve itibarın buradan kazanmış olduğun ahiret rütbelerindendir. O rütbelere göre sen muamele edileceksin. Sana olan itibar orada buradaki kazandığın manevi rütbelerinle olacaktır. Madem ki bize Cenab-ı Allah iman ve İslam şerefini giydirmiştir ey müminler. Zahir ve batınımızı temiz tutmaya, şaibeli olan her işlerden evvela Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasak etmiş olduğu ne varsa zahirimizde ve batınımızda, bütün hareketlerimizde ve amellerimizde ve ahlakımızda iman ve İslam'a uygun olmayan ne kadar çirkin işler varsa, çirkin düşünceler varsa, çirkin niyetler varsa, çirkin ameller varsa onları bırakmamız lazımdır. Görünenini ve görünmeyeninde. Görünmeyenini bırakmak, görüneni bırakmaktan daha ehemdir. İmam Gazali Hazretleri, Allah sırrını takdis etsin. Ondan razı olsun. Kitaplarında beyan etmiş ki, bir kul vefat edip cenazesi omuzlara alınıp metfenine, kabristana götürülürken daha o kabirdeki solu melaikesi gelmeden önce Cenab-ı Allah'ın kuluna tevcih ettiği sual vardır, sualler vardır diyor. Birinci suali daha kabrine yatmadan yolda omuzda taşınırken Cenab-ı Hak o kuluna sual ediyor. Ey kulum, sen insanlar içerisine çıkacağın vakitte kadınlar çok fazla da erkekler de herkes bir topluluğa gireceği vakitte, bir cemiyete hazır olacağı vakitte mümkün mertebe giyimine, kuşamına dikkat eder, saçına, sakalına dikkat eder, bir tertip yapar, bir düzene sokar. Yani halk arasına karışacağın, binaenaleyh çirkin görünmeyin. Veyahut başkalarını kendimden nefret ettirmeyeyim diye mümkün mertebe kendisine, zahirine bir düzen verir. Sen de verirdin, sen de dikkat ederdin. Dışarı çıkarken hiç aklına geldi mi ey kulum? Kullar sana bakacak diyerekten dışarıyı sen dış yüzünü düzeltirdin. Evet, son model insanlar da efendim öyle evde süslenmeyi bırakır da hususi süslenen evler, süsleyen kimseler vardır. Kadınları da gider, erkekleri de gider. Orada süslenirler. Ne için? Bir içtimaa hazır olacak. Bu benim kullarım
seni iyi güzel görsünler, tertipli, ne kadar hoş kimse desinler diyerekten dış yüzünü o kadar halkın nazarı için sen süsler idin. Benim nazarım için sen kalbini hiçbir gün aklına getirdin mi? Rabbim Cenab-ı Hak Celle ve Ala kalbime nazar eder. Nazargâh-ı ilahidir bu kalp. Bu kalbimi bir tertipleyin, temizleyin. Hiç aklına getirdin mi ey oğlum? Ne cevap vereceğiz bilmiyorum. Hangimizin aklına geliyor? 24 saati bırak, yıllar yılı yaşıyoruz. Bir gün oturup düşünüyor muyuz ki, acaba Cenab-ı Hak bu kalbime baksa ne görecektir? Ne kadar pisliği varsa dünyanın onu görecektir. Hukku dünya ki resü kullu hatiyedir. Dünyanın bütün pisliklerini seyredecektir. Dünyaya olan hırsımızı seyredecektir. Birbirlerimize karşı olan hasedimizi seyredecektir. Birbirimize karşı olan buğzu adaletimizi seyredecektir. Hasılı kalbin içerisinde yuvalanmış olan bu kadar küsur, ahlak-ı zemime, kötü huyları, nefsin emmâretün bir su olan kötü nefsin bütün vahşetini onda seyredecektir. Bir günden bir güne bu nefsimi tezkiye edeyim ki Cenab-ı Allah bu kalbime nazar buyuruyor. Neyi aklımıza getiriyor muyuz? İşte o soruya daha kabın içerisine elmeden bu. Omuzda giderken bu nasihat, bu sözü o imam. Hay hay. İmam. İmam Gazali Hazretleri. Allah onun mevcatını âli eylesin. O hakikati bize bildiriyor. 40 sual var dedi onun arkasında ama ötekilerini söylemeye lüzum yok. Gelen haftayı buluruz. Peki bu bir tek aklı başında olan adama yetişir artar. 4 kitaplık ölüm var onun içerisinde ve nasihattır. Diş yüzünü aleme düzgün göstermek için çalışırsın. Sonra o dış yüzünü süslediğin dış yüzünü seni kabre yatırdıktan bir hafta sonra atsınlar da seyretsinler. Ne hale girecektir o? Çok süslenenler, çok kokular sürünenler ne hale girecektir? Çok değil, 3 gün sonra da baksınlar. Atsınlar, seyretsinler. Ey müminler! Ey Allah'a ve ahirete inananlar! Ahiret için hazır olunuz. Ahiret yaklaşmıştır. İçinde bulunduğumuz günler hepsi kıyamet alametlerinin meydana çıktığı günlerdir. Beklediğimiz nedir? Büyük alametlerdir. 10 alamet sayılmıştır. Küçükleri tamamdır. 10 tanesi, bir tanesi zuhur etse çorap söküğü gibi hepsi devam edip bitecektir. Dünya bitmek üzeredir. Sen dünya mamurluğuna çalışırsın. Ey müminler! Allah'tan korkunuz. Kendi nefsime de tavsiyem Allah'tan korkmaktır. Allah'tan korkunuz. Sonra Allah korkutur. Korkmayanları Allah korkutur. Allah kimseden korkmaz. Kimseden korkmam diyenleri korkutur. Allah'tan korkun ve Allah ile beraber olanları bulun. Şeytan ile beraber olanlarla yürüme, yolun cehennemedir. Allah ile beraber olanları bul ki yolun Allah'adır. Allah'ın sana hazır etmiş olduğu ebedi cennetlerinedir. Ya Rabbi hidayet senden. Burada yatan Nebiyyuşah hürmeti için bu sözlerin hakikatinden bizim kalplerimize nakşeyle. Amin. Kalplerimizi ya Rabbi sen müzeyyen kıl. Senin seyredeceğin şekilde kıl ya Rabbi. Amin. Ve bizim kalplerimizi pak edecek
senin pak kullarına da izin ver, meydana çıksınlar. Amin. Rahmetlerin iadır ya Rabbi. Amin. Muhtaçız ya Allah. Amin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil meyfil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ Elhamdülillah, hamdel kamilina, assalatu vesselamu ala Resulullah, nebi ta'ali ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şani safiyyihi fekal. Fekal azze ve celle min kailin muhbiran ve amira. İnna allahe ve melâiketehu yusallûna alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ناهي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا واخذ لنا أيدي الإسلام على المسلم خليفة الله افتح له فتح من لدنك وليا فاكتب السحر وعلى سلطان وسلطان وعلى الفجاج والزمان والنزاق والنزاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان بيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون